Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Yaklaş yaklaş. Gizli menüye hoş geldiniz. Gizli menü adından da anlaşılacağı gibi önümüzdeki malzemeler bir menünün bütün malzemeleri ve bunlarla benim daha önceden belirlemiş olduğum menünün yapılmasını bekliyorum. Bugün Alare ve Yüce'den bu menüyü tamamlamalarını bekleyeceğiz. Zamana karşı yarışacaklar. Vakit akıyor, vakit akıyor. Hiç haberleri yok. 7 dakika demeye mi geldin? Son 7 dakika. Jokerleri olacak ama bu jokerlerin birer ceza bedeli olacak. Ha bu arada bir jokeriniz daha var tabii kullanmak isterseniz. Yüce kanma kanma. Menümüzde neler mi var? Siz de bilmeyeceksiniz. Bir başlangıcımız var, bir salatamız var, bir ara sıcağımız var, bir ana yemeğimiz var, bir tane tatlımız var. Buradaki malzemelerde kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Hepsi buradaki yemeklerin birebir malzemeleri ama ölçülü değiller. Doğru malzemeyi kullanmadıkları anda yemekler değişebilir. Yemeklerin hepsi bildiğiniz yemekler. Malzemeleri gördükten sonra sizler de yorumlara menüyü yazabilirsiniz. Düşünün bakalım menümüz ne? Gizli menü başlasın. Aa, bizim yumurtamız falan var. Ot doğruyu, ara sıcak ne? Meze için. Şu anda yandılar. Bu labne bence. Tadına bakmadan bilemeyiz bazı şeyleri. Hayır, süzmeyin. Şunun sosunu da yapıp öyle mi olsun? Sosuna işte krema, küre gidiyor öyle. Asla bırakamıyor, bir yere gitme. Yesinler işte mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Hoş bulduk şef. Burada bir gerginlik var. Bu formatların aranan yarışmacısı genelde benim arkadaşlar. Ve bugün o kadar rahatım ki menüyü ben belirledim. Malzemeleri ben koydum. Malzemelere bakmak için bir süre vereceğim. Süreyi iyi kullanın çünkü sürenizi ne zaman başlatacağımı da orada ben karar vereceğim. Süreniz belli mi? O süreniz tamı tamına. Bunlar çok rahat yapılabilir bir süre veriyorum bu arada. Hadi bol bol verdim. Bir saat. Bu arada jokerlerinizi istiyorsanız süre başlamadan da kullanabilirsiniz. Hiç problem yok. Cezasıyla anlaşabilirsek bu arada. Cezayı kabul ederseniz ipucunu şak diye veririm. O zaman sizi malzemelerle baş başa bırakayım da biraz bakın. Bıraktayım. Hadi bakalım. Gördüm. Tamam. Evet orada bir kek var. Orada nedense ben bir kakao kreması var. Bir spangle aldım. Burada bunu içine kupların ortasına onu koysak. Bakma süremiz ne kadar şef malzemelere? Bakın işte ya, sıkıntınız tamam. Yok yani bakın. Bir anda biz rahat rahat gidiyoruz o yüzden de lambasını alayım. Şuradan bir şey çıkar sanki. Otlu mücver. Peyniri var, yoğurt var. Otlu mücvere ne dersin? Bunun altında bir sebze bir şey saklamış olabilirler mi? Yok peynir. Sarımsak var, peynir tamam. Var. Oradan bir meze çıktı. Nane var, net haydari var. Galeta unu var. Tamam o olur. Bu da bulgur, ince bulgur. Tabule. Tabule. Net misin peki spangle ile haydari'de? Haydari'yi okuyayım da spangle'de Hindistan cevizi tozu başka bir şey mi acaba? O böyle acaba şey mi? Onu çikolataya eritiyoruz, keki parçalıyoruz, buna buluyoruz falan gibi süreniz bir şey. Süreniz başladı. Tatsız işler. Sana bir şey diyeceğim. Evet. Meze konuştuk, tatlı konuştuk, ne ana yemeği. Şimdi yolda yapacağız gibi hissettim. Yani. Tamam. Patatesi ne yapalım? Patatesi ne yapalım? Güzel soru. Tavuk var. Tavuğu da hiç konuşmadık. Bence fırında atıp onları bir böyle ceviziyle, şeyle bir kaplayalım galeta unuyla. Yumurta var mı? Burada göremedim. Neyi kaplıyoruz? Var. Tavuğu. Bu arada bu güzel malzemelerden eksiğiniz varsa Ferhat 70 koduyla Yemek Sepeti Mahalle'den sipariş verebilirsiniz. Hadi duruyorsunuz. Daha 2 dakika gitti. Tamam. Daha hiçbir şey doğramadınız tamam, ya. Tamam o zaman patateste başlıyorum. Soyuyorum. Ben bir organizasyon sıkıntısı görmeye başladım şu anda. Bakıyorsunuz sadece gibi geliyor. Yolda biraz karar verelim dedik. Peki. Bir yere gider diye düşünüyorum. Bir yere gider evet. Ya patates de ben tavuğu böyle bir eşleştirdim. Tamam patates tavuk o ana yemek. Nasıl domatesi olacak? Hiçbir yere koymadık biliyor musun? Domates ne olacak? Bulgur var. Bu arada bütün ürünlere baktığınıza emin misiniz? Vardır ya böyle çocuğum bütün ürünlerine baktın mı emin misin? Çantanı full kontrol ettin mi? Şu beyazların hiçbirini saymadınız bu arada. Hangi beyazların şef? Ürünümüzde her şey bembeyaz duruyor. Krema var, yoğurt var, peynir var. Bak kremayı ben şimdi gördüm. Aha! Ya bir havamız değişsin diyorsan jokerimizi alalım baştan. Hangi yemek için joker istiyorsunuz? Her yemek için bir jokeriniz var. Ana yemeği birazcık açıkçası. Merak ediyorsun. Merak ediyorum ama Alara'ya tabii şey yapmadan. Ben ara sıcağı da merak ediyorum ama ana yemeği öğrenirsek Yüce ara sıcağı bir şey olur. Ne olur? Değil mi? Bir referans olur yani. Ana yemeğin jokerini istiyorsunuz. Cezası biriniz bir saat boyunca asla bıçak kullanamaz. Hayda. Hoppa. Şu andan itibaren ben öğrendikten sonra bıçağı ya bırakacaksınız. Yani hiçbir şey doğrayamayacaksınız. Hiçbir şeyi doğramayacaksınız. Ben doğrarım. Evet. Karıştırırım, bir şeyleri kıyarım falan. Sen karar ver. Okey, ana yemeği alalım lütfen. Köri ile yapılan en sevilen tavuk yemeği. Patates ve köri ile. Tavuk ve köri ile.
Tavuk ve köri. Krema var, köri var, köri sosu, tavuk var o zaman arkadaşlar. O zaman patatesi şu an anlamsız yere doğramış oldum. Neyse. Hala iki jokeriniz daha var. Bak ben bunları baharat kullanabiliyorduk. Baharatla evet. Falan unla şöyle bir şey yapıyorum. Ya da galeta ununa bulayım. Ondan sonra tamam. Tavada ne bir şeye bulamam lazım. Şu anda yandılar. Böyle bir şeyleri biliyorlar ama neyi bildiklerine emin değiller asla. Oğlum da yüce bıçağa dokunursa ne oluyor abi? Evet yani, abi öyle bir şey olursa. Yani bir zahmet dokunmayacağını varsayıyorum. Yani şey değil yani burada yüceyi atıyoruz diye bir durumumuz yok. Oyun ya bu. Bak domates. Limon bilmem ne o salata çıkar oradan. O salata için evet ben de soğan da var. Ben ara sıcakla ilgili sıfırım şu anda. Meze için. Bu tam olarak neyin tavuğu? Bu şey olacak şimdi. Bunu tavada şöyle bir güzel renk vereceğim. Ondan sonra körili sosun içine gireceğim. Aa, Allah Allah ya. Tavada o zaman. Yorumlar çıldırdı Alara. Söyleyeyim ben de. Bu? Şey ben spangle diye düşündüm. Sen spangle diye ben düşündüm. Ben başta girdim baktın dedim ki spangle. Bir kakao var, süt var. Kakao var, ne şeker duruyorsun? Var. Ara sıcak için şey mi? Ot doğruyor. Ara sıcak ne? Meze için. Otları doğruyorum. Evet. Cevizler, bilmem ne yoğurt. Alara bıçak sende olduğu için ne yaparsan evet. Tamam. Yararımız olur. Alara tariflerimiz uydurma tarifler değil. Hepsi adı sanı bilinen tarifler. Evet. Onu söyledim başta. Bak spangle dediniz. Tamam. Şöyle şefim. Bir ismi var yani. Tamam ana yemeğimizin de ismi var. Emin değilseniz ben olsam sürenin başında kullanırdım jokeri. Yani ben olsam öyle kullanırdım. Neyse halim çıksın falim şeklinde. Bize ne diyorsun? Ara sıcağı alsak mı? Ara sıcağı. Ben cezasını söyleyeyim mi ara sıcağı? Şey gibi şey vicdanım gibi çıkıyor düşünün. Orada. Sen hepsinin cezasını söylesen daha iyi olur. O arada bir şey yok. Hepsinin peşin yani, peşin yok. Dedim daha şey yaparız. Eğer bu cezaya katlanırız dediğiniz anda ben ara sıcağım jokerini size vereyim. Duyalım senin söyleyesin var sanki. Salata ve... Mesela sen şimdi o patatesleri doğradın öyle. Ha onlar evet. Başta onlar tavukla şey olacaktı. Bir patatesin pişme süresi diye bir şey vardır hayatınızda biliyorsun değil mi? Evet. Şurada da baksan ben önce patatesi pişirmek isterdim. Ben patatesle şu an kullanma alanımı bilmediğim için patates al. En azından patatesi başka bir... Patatesi yayınız yok. Tamam vazgeçtik. O tamam. Neden vermiştin patatesi? Olur o da olur. Maydanozla kıyayım mı sana? Kıyabilirsin. Ben de bütün sebzeleri kıymak gerekebilir zaten. Sen kıy da çünkü bıçağınız yok ya. Ara sıcağın cezası arkadaşlar. Birinizi 10 dakika boyunca tezgahtan alacağız. Hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey yapmayacak. Şöyle kenardan bakacak. Konuşabilir. Bence yani şu an ben ona hiç gerek yok. Ben sana doğramayı bitireyim, tavuğa geçeyim. Tamam. Ondan sonra sen tavuğa orada bakarsın. Evet. Kremayı da koyalım sonra beni alalım. Ben 10 dakika durayım. Allah Allah. Tavukla şey dinliyor, çıkar. Bak arada kendine 10 dakika mola verdi. Peki çay o, da ister miyiz? Biriyi biz mi seçiyoruz şef? Tabii şey. O kişi siz vermeyeceksiniz. Çünkü o da şimdi belli olmaz. Tamam birisi 10 dakika gitmeye razıysa şey yani, ben bu birazdan ara sıcağı söylerim. Bunu biraz biz... Biz biraz bir düşünelim onu. Vakit akıyor, vakit akıyor. Hiç haberleri yok. Her 10 dakikamız, 12 dakikamız gitti. Bizim yumurtamız falan var. Evreka! Yumurta. Acaba bu yumurta nerenin yumurtasıydı? Bu labne bence. Tadına bakmadan bilemeyiz bazı şeyleri. Yanındaki yoğurt zaten. Yoğurt değil mi? O da labne değil mi? Hayır, süzme. Tavuğu bir yollayalım. Hayırlısıyla. Bir tane spatula. Bu bağlanmıyormuş ya, 50 dakika burada bunu kavuruyormuşum. 15. dakikada ilk tavayı gördük. 15. dakikada ilk tava geldi. Şey yaparız, kekin ne? Üstüne krema dökeriz. Biraz antep, biraz toz Hindistan cevizi. Yesinler işte. Yesinler işte mi? Acaba kısır, ince bulguru biraz suya mı koysam? Koyabilirsin aslında, hangi şey olur? Evreka anı gene. Bence evreka dediğinde bir şeyleri doğru yapıyoruz. Ya yumurta 10 dakikada burada duruyor. Bir tanesini kırmadınız hiçbir yere. Oraya takılsın. Bunun hepsini kullanmayalım. Neyin? Şu kadarını koy. Hepsi oldu. Bu tavuk nereye gidiyor? Bak çok güzel tavuk olacak. Çok güzel tavuk ya. Farklı bir yorumlama. Tabii tabii. Buyursunlar. Alara pardon. Sağ ol şef. Gönlüm el vermiyor. Bırakamıyorum. Onun üstüne biraz antep, biraz Hindistan cevizi, tamam. Bu da ister şunu şöyle koyalım. İşte ya bak gördün mü 19 dakikada bir tane hazır. Tavuk olmak üzere. Çok rahat rahat yetiştiririz. Ya nasıl bir şeymiş bu ya? Yani şu an bir tatlı çıktı. Dağıldı. Tatlı yiyeceğiz ama. Bir tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız gibi anladım. En önemlisi tatlı bence. Yani şefi tatlıyla kandırabiliyoruz şu an. Başka hiçbir şeyimiz yok. Sen şey yap. Ne yapayım? Rendeden geçip birkaç tane sarımsak o
Sarımsak büyük iş çünkü. Hepsini kullanırız, bir şey yaparız. Sana bir şey değil mi? Patatese çok yazık. Patatesi en azından bir haşlayalım hala, bir şey olur belki. Patatese aşırı yazık. Oysa ki patatesle neler neler yapılabilir değil mi? Bak bu ara sıcağın tabağı. Ara sıcak çok mücver ya. Ha, mücver o da. Bir bakın. Mücver patates yani. Bakın. Mücver. Rendeleyecektim. Yani sana bir kişiden, bir kişiden vazgeçebilirsiniz bence hala ya. Kesin sen patates mücver o ya. Patates mücver. Evet evet, tamam. O öyle. Nasıl diyorsanız. Ben bu tavukları çok merak ediyorum. Gerçekten alara başladı, yüce bitiriyor ama nereye varıyor? Bak sana bunları ayırdım. Tamam. Yoğurt ama ben... işlemiyorsunuz. Asla hiçbir şey işlemiyorsunuz. Bak ben bir şey diyeceğim. Allah. Bu arada 35 dakika falan kaldı. İki tane de jokeriniz var. Hala kullanmadığınız. O zaman ben gidiyorum oturmaya. Ara sıcağı da öğrenelim. Oradan kurtaralım bu işi. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum. Şunu sosunuza yapıp öyle mi olsun? Sosuna işte krema, köri ekici öyle. Asla bırakamıyor, bir yere gitme. 27 geçe buradayım. 27 kala. Tamam, ara sıcağın jokerini 27 veriyorum. Çok hardcore. Tamam. Kendisi bir köfte. Adı da köfte ama içinde kıyma yok. Et de yok. Bir şey sen bir şey köfte. Düşün, tamam. Ben şuradan şeyleri karıştırayım. Konuşabiliriz ama değil mi? Tabii ki tabii ki. Konuşabiliyoruz. Ne mezeyi ne düşündük onu sen bana söyle. Ondan sonra tamam, tavuk çıktı. Tamam, peynir var, yoğurt çıktı. Var. Bence bir şeyin içine... Tamam bir şey diyeyim mi? Yumurtaya çok yazık oldu. Şu kadar yeter. Hepsini. Biraz daha bol olsun. Şimdi altını kısalım. Bunu eziyorum. Evet. Peki bu su ne? Su bulunsun diyor ya, bir şey olur. Bir şey illa elimiz ağzımızı yıkarız. Ara sıcağı ne dediniz şu an? Ara sıcağı ne pişiriyorsunuz? Ara sıcağı düşünüyoruz. Şu an ara sıcağı başlamadık. Ya. Şey değil o. Ya peki az önce var, mücver diyordunuz. Hala evet. Mücver misiniz? Ya orada bir soslu bir mücver sunum oldu. Olabilir. Denmez. O zaman mücver olmadığını varsayıyoruz. Evet artık onu eledik şef. Peki ne köftesi? Ne olabilir? O yaptığın nedir? Bu şey peynir ezmece. Haydari mi? Haydari bekleyeceğiz. Haydari olacak şimdi. Yani başlangıcı haydari diyorsunuz. Tahliye evet. Supangile diyorsunuz. Başı sonu belli. Başı sonu yemek belli. Yemek köri tavuk. Yemekte köri sos tavuğu. Salataya şuradan diyoruz. Ne kalırsa doğrarız. Biraz ceviz üstüne. Azıcık antep. Bir ismi olması gerekiyor biliyorsun değil mi? Şey o. Mevsim salata. Ha bu arada bir jokeriniz daha var tabii kullanmak isterseniz. Yüce kanma kanma. Yüce bana birazcık kaytarıyormuşsun gibi yani ne diyorsun? Bıçağı sen bıraktın. Süre sayıyorum. Abi bana denk geldi biraz öyle oldu. 10 dakikadan da sen faydalandın. Ama bıçağı da ilk ben tutmuştum. Ama akıl veriyor şimdi. Benim mesela durdu. Ama ben şöyle bir şey diyebilirim. Ben süre falan gelince benim duruyor kafam. Ben 2'de 2'yim bence şey. Öyle bir avantaj olabilir. Ha, tamam yani. Pekala. Değil mi Alara onu şey yapabiliriz. Köriliği de bildik 3'te 3'tü. 3'ü şef söyledi biz bilmedik ki onu. Yo bildik. Köri dedi tavuk dedi. Ona biz krema köri lazım. Bu köri tavuk olacaksa. Olacak o. Yeni bir yorumlaması. O zaman dereotu, maydanoz da koyuyorum. Haydar dediniz. Haydar. Haydariye dereotu, maydanoz. Maydanoz biraz zevke kaçtı. Adı Haydari diye bana maydanozlu, yok. Peynirli, dereotlu yoğurt veriyorsan ben bunu satın almam. Sarımsak da var hocam. Çok güzel su kaynattı. Zeytinyağı var. Çok güzel suyu kaynıyor. Burada alerjiler ve suyu kaynıyor. Yüce buna başka ne koyayım? Ceviz? Ceviz üstüne süslemeye koyuyoruz. O kalsın. Tabağını getireyim. En son süsleme yaparız. Adı Haydari de. Olmuş bu ya, mis gibi tam şey mezesi. Her şeyi doğradı koydu. Bak şimdi dur. O sarımsak atışı. Yüce ne yapıyorsun ya? Hayda. Aa Yüce. Bak, aslında. Şimdi bir yardım ediyordum 2 dakika. Öyle bir şey yok. Çekmeli. Oradan konuşabilirsin dedik. Hala bir tane jokeriniz var. Hala ara sıcağınız yok. Ben sizin yerinizde olsam salatanın jokerini alırım. Bir yüce girsin de oyuna tekrar değerlendirin. Cezayı duymak istemez misiniz? Cezayı duyalım şef. Cezalara alıştık. Sürenizden 10 dakika alacağım. Abi zaten kalmış 18 dakika. Alın cezayı, salatanın direkt adını söyleyeceğim. Bak böyle de pazarlık. Bu ara sıcağı da yani bir zahmet yapın artık. Adı köfte olan önünüzde bir tane sebze kaldı zaten. Patates köftesi. Ayarcan patates köftesi. Bu suyu kabul oluyor. Şey yapmışız. Patates köftesi zaten pişmez ki. Bence gel salatamızı falan yapalım. Ben girdim. Gelebilir mi? Buyurun, girebilir, girebilir. Evet. Tavuğum nerede? Hayatınızda en iyi köri tavuk yedim. Yani şeyi alacaksanız jokerinizi ben olsam süre çok azalmadan bu tartışmayı veririm. Biraz gaza basarsanız da yetişirsiniz bence ya. Ben şeyim şu an, bilmiyorum. Alara'nın şeyleri git gelleri. Ya ben bilmiyorum ya. Arkadaşlar son 25 dakika. Tamam bunu tabaklarken biraz maydanoz. Birazcık daha tempoya ihtiyacınız var gibi hissediyorum. Çünkü iki yemeğiniz yok.
Dur, bir dakika. Ben duruyorum. Bir dakika. Sen de duruyorsun. Ona nane koyduk, koyacak mıydın? Nane koy... Neyine? Üstüne koyabiliriz, süs gibi. Tabaklamalarla uğraşılıyor burada. Yemek yokken daha tabaklama nedir ya? Bir dakika, şefim yapacağız, tamam mı? Tabağın kenarını siliyorsun. Daha 25 dakika İğrenç kala. İğrenç oldu çünkü tabak. Acaba yüce? Yok, evet, bence şey. Salatayı düşünelim, mutfakta, daha hızlı olacak. Mutfakta patates için haşlama dışında da başka yöntemler bulunabilir gibi Rendelesek. Hissediyorum. Rende, ondan sonra hamur, ondan sonra cızbız. Mikrodalga olur. Bravo! Limon sıkacağım, tamam. Sosu var, zeytinyağı var. Nane var. Tamam, bak vereyim. Domatesleri kes, soğanı kes Alara. Klasik bir salata yapalım. Hayır, dur. Bir dakika, bir konuşalım. Patates var. 11 dakikada yaparsan. Al ipucunu ya, 11 dakikada şov yaparsınız 11 ya. Dakikada patates şey olur mu ki? Hizmet olabilir. İpucunu istiyor musunuz? İstiyoruz, evet. Tamam, 11 dakikamız kalacak. Yani burası 10 dakika olduğunda süreniz bitmiş olacak. Orta Doğu'dan, içerisinde bol yeşillik olan bulgurlu aklınıza gelebilir. Tabule değil mi işte ya? Tamam, söyledim. Tabule. Evet. Yap o zaman. Bulguru suya koy. Ama bulgur koy. Sadece 10 dakikamız kaldı. Şişti. Şahane bir şey. Ay dur, gerçekten içim şişti. Bıçak işten olduğu için şey yapamıyorum Alara. Tamam, tamam. Hepsini kesiyorsun. Üstüne bulgur sen biraz. Sen şu köfteyi yap yeter. Tamam, köfteyi yapacağız. Ben taze zaman koyacağım. Un koyacağım. Biraz. 19 dakika. Yumurta koyacağım. Sarımsak koyacağım. Dereotu kestin mi? Keserim hemen şimdi. Tamam, buna bir... bol keserim. Ona dereotu ve yoğurt mu karıştırayım? Evet evet, üstüne dip sos gibi biraz sarımsak da koyabilirsin. Yaparız. 8 dakika 8. var, patatesi bekliyorum. Un tamam giriyor, ya, yumurta giriyor. Tamam, soğan giriyor. Bir karıştırıyorum. Sonra hızlı tavada kavamı da çıkarayım. Tavuk da işim bitti mi? Bitti. Bitti, bitti. Ha, onun sosunu yapacağım şimdi. Onu bir yoğurtla dereotu sarımsak karıştırırsan, mücver sosu gibi üstüne. Tamam. Buna peynir de olabilir ama çok sorun değil. Çünkü iri kalmasın dedim. 7 dakika demeye mi geldin? Son 7 dakika. Ne doğradın be Ayara? Ne doğradın? Ne kadar yeşillik koyduysan doğradık şef onları. Ne güzel, onları. Ne güzel. Ben demişim mevsim salata diye. Hı-hı. Mevsimsel bütün yeşillikler. Ama bir domates koyman lazım Alara, kesmen lazım. Domates, bulgur, şunun sosunu koyayım. Yüce, hep kaytarıyorsun gibi bir his var içimde. Ben burada beklediğim için şey sen yapamadım. Sen hep bir bekliyorsun. Alara'ya yıktın gittin gibi hissediyorum ya. Hayır. Bıçak da kullanamıyorum şef. Yapacak hani ocakta şey da bir şey yok. Tek çalışan mikrodalga, ona abi, bakabiliyorum. Abi spangle yaptım. Spangle yaptım işte. Var ya. Haydari'yi öyle bitirdim gibi. Daha joker yok mu şef? 3 artı 1 falan yapamıyorum. Ya daha ne vereyim ya? Yaşıyor mu? Abi... Yok abi. streçle. Biraz daha yapayım. Sonra o bitti işte. Tamam, 4 dakika aslanlar gibi. Bak. Ay elimden şey yaptı. Son joker mi abi? Başka yok, joker değil. Tamam, bu benden olsun. Haydi, biraz daha hızlı, tadına da bakmıyorsun. Son 3 dakika değil, 4 dakikaymış. Bunda limon var mıydı acaba? Neyse, yok olmasın. Tadına da limon, bak. Limon var burada, kesemiyoruz ama. Güzel. Limon var ama kesemiyoruz yani. Haydi tabaklayalım. Diğer tabakları da getir istiyorsan Yüce. Getireyim şef. Son 2,5 dakika görelim. Ne veriyoruz, ne yiyoruz bir görelim. Sosun sarımsağı hiç olmayıversin. Video dalgada bekliyoruz. Hadi ara. Şimdi aslanlar gibi sos geliyor. Patates olmasa da sosu var Yüce, yani tabak tamamen şey değil. Sosu olması iyi ama da şey, mikrodalgada pişmiş patatesi koyarız Alara, yani öyle evet. Bir şey yapabiliriz. Biraz tuzlarız. Üzerine birazcık şey baharatlar. Şef zeytinyağı tuz seviyor. Kabuğu kaçtı. Son 1 dakika 30 saniye. Haydi toparlayın. Patates efsane yalan. Patatesi çıkar tabağa koyalım. Patatesi de ilk doğradın evet. Yani. Doğradın. İlk doğradın ve kenara koydun. Yalan. En fazla içine koyarız biraz. Buyurun. Bak baharatlayayım bari. Aa, yoğurtla karıştırdın ha. Ama yanında da yoğurt sosu. Geçmiş olsun sosu. Arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Sağ ol şef. Bence fena değildiniz. İyi hazırlamışız, baksana. Canavar gibi. Ben bunları yemek taraftarıyım. Tabii ki. Ama bugün, şimdi yapamadım ya, içimde kaldı. Çünkü ben bunları genelde hep Yasemin'le yapıyorum. Tabii. Yalnız da yemem. Ne yapsak? Yani Yasemin gelirse beraber yeriz. Gelirim tabii, gelmez miyim ya? Nasıl heyecanlıyım. Gerçekten öyle. Hello YouTube! Ben geldim. Merhabalar. Hoş herkese. Geldin. Sizi izledim zaten. Ben nasıl yemekleri. İzlemek zor değil mi? İzlemek çok zor. Bir an önce girmek istedim buraya ama olmadı. Hadi şimdi bakalım tadına. Gizli menüde ne kadar tutturmuşuz'a bakacağız önce. Tamam. Hadi bakalım, heyecanlıyız. Haydari haydari mi? Ayrıca gözüküyor bu öyle. Haydari mi diye tartışır mıyız? Tartışmayız, bu haydari değil.
şeyler kondu içine. İçine onlar konmuş şey yoğurtlu ya. Peynir. Tabii onlar biraz doğaçlama. Evet, bu bir haydariydi. Apo tarafını da koymuşlar. Niyet doğruymuş. Bakalım, yani. Benziyor mu? Benziyor ama. Aynı tabağa verdiğim için olabilir mi? Şeyde benziyor. Bakalım. Tabuleyi zaten ben söyledim artık. Yani tabule herhalde asla bulamayacaktınız. Bu arada bulamayacaktınız. Ben tabuleyi bir yere tabule dedim. Dedi. İlk başta dedi. Ama görünce tabule dedik. Tamam, ya benziyor. Fıstık gibi tabule. Bu inanılmaz oldu. Patates bence bu çok iyi kızardı. İçim çok rahat dedi. Aynısı ya. Bak vallahi aynısı. Bayağı iyi kızardı. Bayağı iyi. Aşırı iyi. Bunun tadına da bakman lazım. Peki sen hiç böyle köylü tavuk gördün mü? Bak. Görmedim. Bunu tahmin ettiniz mi yoksa böyle spontane mi gelişti? Bu şey Meri mi körü? O Meri mi körü? Bakıyoruz. Supangile ile beraber. Supangile de doğruydu. Aslında siz bugün Supangile ve Haydari'yi bilip geri kalanı biraz doğaçladınız gibi. Tabuleyi evet. 2,5 sayabilir miyiz? Çünkü başta ben bir yere tabule dedim. Tabuleyi de sayalım bence. Bir tık bir pazarlık. 2,5'dan 3. Hadi 2,5. Hadi başarılısınız. Menüyü bildiniz. Hadi yarım tadına bakalım. Yarım da benden 3. Nereden başlayalım? Biz bakmasak da olur bence. Şöyle gidelim. Tamam, o zaman şöyle verdim. Yiyin yaptığınız Haydari'yi bir yiyin. Ya bu bir bakalım Haydari midir bir bakalım. Tamam. Peynirli yoğurt mu yoksa? Peynirler ağza giriyor hafif. Kıvamlı olması çok önemli. Bahra Şef tuz sever mi dedin? Tam senlik işte. Haydari olmasa da güzel bir meze olmuş. Bir tık tuzlu onu da ben şefe göre ayarladım. Peynirin Yasin'in yediğini bilmiyordum. Ben az tuzlu seviyorum diye. Biz denge yaptık. Mesela hep şefe çalışıyoruz. Şey. Yani biri tuzlu biri tuzsuz gibi geliyor. Evet fark, ama iyi yakalamışlar bak. Bu benim tuzum mu ya bu? Aynı bak tabule. Bunu yiyenin 3 gün hastane yatarı var. Türk yemeklerine hasret kaldım. Tabuleyle Türk yemek hastalığı. Hep ben de parçalı onun için hiçbir şeyle karışamadım. Tabuleden ziyade ben bir kısır havası aldım. Bu da tuzsuz. Yani bulguru fazla diye diyorsun. Bir de birazcık... Doğramada birazcık sıkıntımız var. Doğramayı... Ama bence iyi ya tuzlu. Doğrama limonu. Batırıyorum. En iyisi o. Köftemi batırıyorum. Ben şundan aldım. Ben şöyle batırıp... Sosuna iyice bularsanız daha lezzetli. Sosu Haydari'den buraya da devşirme oldu. Patatesine biraz kimyon mu koyuyoruz patatesi? Patates çok iyi olmuş mu? Damakta bir yayılıyor patates. Altın ya patatesi biraz geç fark ettik. Onun bir hatası oldu tabii. Ya aslında o kadar iyi başladınız ki ben böyle kendimi parçalayacaktım. Bak patatesi doğradınız, koydunuz. Suyu da koydunuz. Ama onu birleştirmeyi yapamadım. Orada şöyle oldu. Ben hikayeyi anlatmak istiyorum. Lütfen. Biz sabah Yüce'yle şey gördük. Taze soğan. Ondan sonra bir de un mu görmüştük? Bir de unla nişasta gördük. Şimdi buradan kendimizce şöyle bir şey çıkardık. Mücver var. Ve buraya inanılmaz büyük bir mücver yapacağız hayaliyle geldik. Kabak aradım, kabak yoktu. Sonra dedim ki evet Ferhat Şef kabak patlıcan mı hepsine kullanmıyor. Ondan sonra ottan mücver yapma fikri geldi. O sırada patatesi de ana yemeğe koyacağım derken patatesin köfte olacağı ihtimali aklımıza son neredeyse 8 dakikada falan geldi. Aklımıza gelmedi zaten. Şef söyledi ya. Ha evet o da öyle pardon. Ya onu da şef ya söyledi. Ya ben hala daha patates mücvere de çok okeydim ve mücver olmadığı zaman ben bittim arkadaşlar. Ben bu arada ben şurada patates mücvere de okeydim. Aynen ben de onu diyecektim. Ha o da olurdu. Şey niye olmadı? Bakalım. Olamadı şef. Olamadı. Bir körülü tavuğumuz var. Merimi köri. Merimi köri. Merimi köri. Ali Arda'nın çok satan tarzı. Gene de fena pişmemiş ya. Ben onları bayağı çiğ çiğ çeviriyordum o arada. Aşk olsun. Hiçbir bir şey öğrenmedik. Gideri var mı? Yanına bir pirinç pilavı. Değil mi? Sade, steamed. Gideri var, gideri var. Bir de supangileye biraz daha kek koyar mısınız diye merak ettim. Yani biraz kek verdim. Şuraya kadar keki doldurdunuz. Araları da. Göz doldurayım diye bir şey yapayım. Ama ben tencereden baktım, fena değil şey. O bizim yorumlamamız oldu. Şunun tadına bakayım madem. Yasin, güzel olmuş. Güzel, bu güzel. Afiyet. Güzel, yumurtasız falan var. Onda eksiği mi yapmış? Fındık kreması vardı sanırım. Onu eklemedim. Fındık kreması, bitter çikolata hepsi yakışır ama şey kıvamı hoş. Kıvamı hoş. Kıvam tutunca kremayı da ekstra eklemedim ama. Evet, İnsaflıydım da, cezalarım da insaflıydı. Bu seferlik böyle oldu. Bir dahakine böyle davranmam. Bence güzel bir yılbaşı menüsü olur bu. Kesinlikle. Evet. Bir saatte de çözülür. Bir 4 kişilik masa yaparsanız lezzetli yanına da bir pirinç pilavıyla. Muazzam. Mis. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Beni konuk ettiğiniz için spontane bir anda gelişti. Sürpriz oldu. Geldim ve videoya da katıldığım için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Yemek.com'da iyi ki var. Siz izleyenler de iyi ki varsınız. Yeni yılınız mutlulukla dolu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk. Muah! 2024 gelsin. Gelsin. Şahane gelsin. Gelsin. Güzel gelsin. Görüşürüz. Nice güzel yıllar. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.